Mustafa abi şöyle yanıma gelin ya. Tabii yeşillikte de bu sene yağışlardan dolayı hastalık var. Aşırı derecede bir hastalık var. Ürün kendini gösterememekte. Önce yağışlardan dolayı mantar hastalığı gibi dediğimiz hastalıklarla mücadele ettik. Daha sonra da aşırı sıcak kurban Ramazan bayramı dolayısıyla gelen aşırı sıcaklarda mahsul büyüyemedi. Buna rağmen üreticinin elinde şu anda mal olmamasına rağmen, yeterli olmamasına rağmen fiyat dengesi çok bozuk. Bunu biz yıllardır artık söyleye söyleye bir hal olduk. Çünkü üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı her zaman için 5 misli 6 misli aynen devam ediyor. Öyle bir şey ki tarla fiyatı şu anda bugün maydanoz olsun, dereotu olsun, roka dediğimiz ürünler 30 kuruşta 20 kuruş arasında değişiyor. Ama bugün pazara markete vardığım vakitler bunu 1 liranın altında almanız mümkün değil. Biz bunu buradan İstanbul Bayrampaşa haline gönderiyoruz. Günlük sevkiyatımız var. Buna rağmen yeterli derecede yetişemiyoruz. Yani gönderdiğimiz ürün satılamıyor. Bu ne demek oluyor? Hallere girişin az olduğunu, kayıt dışının veyahut da firmaların, marketlerin artık direktman belirli bölgelerdeki büyük üreticiden alışveriş yapmasından mal ediyoruz. Çünkü küçük üretici her zaman için şu anda ekmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu ürünü satamamakta. Tabii ki kalıyor. Tabii ki kalıyor. Çünkü mesela bugüne kadar yaşamış olduğumuz hem yağışlardan dolayı hem satılamamasından dolayı mesela roka, ıspanak, buna benzer ürünlerimiz tarlada kaldı ve bahar şu anda bahar ürünlerimizi satamamaktayız. Hayır, üretim çoğaldı. Ülkemiz hakikaten bir üretim cenneti. Çok güzel üretim var. Bugün geçen yıl sebzede %25 fazlalığımız var. Bu %25 fazlalığı bir Suriye gibi bir ülkeye bakar. Yani bu bir israf olan veya tarlada kalan bir ürün. Bunu değerlendirmemiz lazım. Aynı konudaki şey arpada, hububatta, buğdayda da yaşıyoruz. Yani fazla bir üretimimiz var ama yem bitkisine gidiyor. Ama bisküvide gidiyor. Bundan dolayı artık kaliteli il olarak bu havza sisteminde il olarak, bölge olarak çok güzel bir çalışma yapmamız lazım. Bunun da maliyeti yani üreticinin alnının terini alabilecek şekilde olmalı. Biz şu anda maliyetinin altında üretiyoruz. Para kazanamıyor üretici. Maliyetler her geçen yıl artıyor ama biz para kazanamıyoruz. Bunun bir an evvel çözüme kavuşmasını istiyoruz. Üreticiye, üreticinin sesine kulak vermelerini istiyoruz. Tarım politikası masa başında değil, tarlada, yerinde uygulanır. Tarım politikasının ziraatçılarla uygulanır. Ama hangi üründe olursa olsun bizim artık şu tüketiciyle üretici arasındaki fiyat farkını ben bunu başta Tarım Bakanımıza hem hayırlı olsun diyorum hem bir an evvel İlk önce çözüm bulması gereken konu bu olduğunu düşünüyorum. Ve üreticinin yapılması gerek, desteklenmesi gereken yerde desteklenmeli. Ürün bazındaki destekte, doğrudan gelir desteği adı altındaki yapmış olduğumuz desteğin yıllardır hem devletimize büyük olduğunu hem de hak etmeyen, gerçek manada üretmeyen üreticilerin aldığını düşünüyoruz. Bu nedenle ürün bazındaki kooperatifler, ürün bazındaki desteklerin tamamen denetim altında yapılabilmesi için bu şekildeki kooperatiflerin çalışması gerekmekte. Ne olursa olsun bakanımız bizi dinlesin. Bizim üst kurulumuzu dinlesin. Ziraat odalarımızı dinlesin. Tarım il müdürlüklerimiz bizlerle beraber çalışsın. İşte görüyorsunuz üretici malını toplayıp traktörüyle aracıyla buraya getiriyor. Biz de kamyonlarla tırlarla bunu İstanbul Bayrampaşa haline göndermeye çalışıyoruz. Bu bizim gönderebildiklerimiz. Gönderemediklerimiz konusunda tarlada kalan İşte bu değerlendiremediğimiz ürünü içeride depoda değerlendirmeye düşünüyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapmak istiyoruz.